Evet abi, bugün RimWorld'de kendi kullandığım modlardan bahsetmek istiyorum çünkü baya bir sorun olmuş. Bazılarını göstereceğim nasıl kullanıldığını, bazılarını da anlatacağım artık. Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer oyuna yeni başlıyorsanız veya daha yeni başladıysanız her tarafta tabii insanlar modlar şöyle iyi, modlar böyle iyi falan diyor. Modlar cidden oyunda olmazsa olmaz yani, ama yeni başlayanlar için değil. Yani yeni başladıysanız modsuz bir şekilde başlayıp oyunu öğrenin. Daha sonra zaten hangi modun ne işe yaradığını, hangi modu kurarsan ne olacağını falan kendin az buçuk kestirebiliyorsun. Eğer şimdi modları kurarsan zaten anlamadığın karışık şeyler bir anda böyle bambaşka, çok karışık bir hale gelebilir. O yüzden bir iki kere oyuna böyle modsuz girin. Sonra modlara bakın. Aa, benim oyunda şurada şöyle olmuştu, bu daha iyi olur falan diyebilirsiniz. Öncelikle Türkçe yama. Benim kullandığım Türkçe yama farklı. Oyunun kendi Türkçesini kullanmıyorum. Çünkü ben oyunu çok eskiden oynadığımda birisi yama yapmıştı ve onu kullanıyordum. Ona alıştım. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Onu kurmak için de oyunun içinde bir mod dosyası var. Onun içinde core var. Core'un içinde diller var. Onun içine atıyorsunuz dosyayı. Ondan sonra da oyuna geldiğinizde şu dil seçme ekranında oyunun kendi Türkçesi var. Bak, Turkish Türkçe diye. Onun altındaki var. DH donanım haberden biri yapmıştı sanırım. Bunu seçmeniz gerekiyor. Şimdi modlara geçelim. Modlarda Harmony modu ve Hack Sleep modu var. Bu modların ikisi diğer modların çalışması için gerekiyor. Ve şöyle de bir sıra var. Bu Harmony'nin Core'un üstünde olması gerekiyor. Core zaten var. Bunu Core'un üstüne alıyorsunuz. Bunu da altına alıyorsunuz. Diğer modları rastgele aşağıya sıralayabilirsiniz. Şimdi ilk modumuz Plant Human. Bu mod sayesinde tarlalara insan ekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir tane ekilmişi var. İçinde gözleri falan gözüküyor. İnsan ekebilmek için herhangi bir araştırmaya falan ihtiyacınız yok. Normal bir tarla alanı belirliyorsunuz. Sonra oraya gelip buradan ekmek istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Bakın en altta burada var. Bunu ektiğiniz zaman bir bitki gibi yavaş yavaş büyüyor. Büyüdüğünde de yanına gelip bunu hasatlıyorsunuz. Hasatladığınızda içinden insan düşüyor ama vahşi insan düşüyor. Yani onu evcilleştirmeniz gerekiyor. Evcilleştirmek için de herhangi bir kolonistinizin hayvancılık yeteneğinin 7 veya üzerinde olması lazım. Ondan sonra evcilleştir diyorsunuz. Kendi koloninize katabiliyorsunuz. Normalde oyunda insan bulmak çok zor. Bu ise çok kolaylaştırıyor. Birazcık daha eğlenceli olsun istediğim için bu modu kurdum ve buradan bir sürü insan aldım kendime. Daha çok savaşmaya gideyim, savaşayım, hızlı gelişeyim falan istiyorsanız bu modu kurabilirsiniz. Ve buradan çıkan insan vahşi olduğu için kafasına göre takılıyor, geliyor şunlara falan takılıp ölebiliyor. O yüzden onu tutuklayıp hapishanenin içindeyken evcilleştirebilirsiniz. Diğer modunuz Showdraft's Weapon modu. Bu mod sayesinde kolonistlerinizi askeri moda geçirdiğiniz zaman, mesela bak, doktoru askeri moda geçirdim. Askeri moda geçirdiğinizde oyunun üst kısmında askeri moda geçenlerin hemen altında hangi silah kullandığı gözüküyor. Bu tabi bende çok kolonist olduğu için biraz küçük ama normalde daha büyük olur ve birini askeri moda geçirdiğinizde hemen üstten hangi silahları varmış bakabilirsiniz. Bazılarının silahı olmuyor. Silah yoksa oradan silah verebiliyorsunuz. Bir sonraki modunuz da Utility Columns modu. Bu mod sayesinde oyuna daha fazla ışık ekliyor ama bu ışıkların da bir özelliği oluyor. Normal mobilyalarda gördüğünüz gibi Light Column yazıyor. Bunu attığınızda herhangi bir yerde bir sütun şeklinde bir ışık var. Bende var mesela, burada. Daha güzel gözüküyor diye bundan atmıştım. Girişimde de iki tane var mesela. Bunun birazcık siyah olanı var. Dark. Sadece ışıkla da bitmiyor bu mod. Çeşitliğe geldiğiniz zaman burada Orbital Trait Column yazıyor. Bu hem ışık saçıyor hem de şunu kurduğunuzda gökyüzünden geçen gemilerle ticaret yapabiliyorsunuz ya, onun için ticaret feneri istiyor. Yani şu ticaret feneri yerine bundan atıyorsunuz. Hem etrafı ışık yayıyor hem de ticaret feneri görevi görmüş oluyor. Ve sıcaklıkta da var. Sıcaklıkta da güneş lambası yerine bunu kullanabiliyorsunuz. Daha güzel bir görsel güzelliği var. Klima yerine de bunu kullanabiliyorsunuz ama bunu ayarlayamıyorsunuz klima gibi. Attığınız yer direkt eksi 10, 14-15 dereceye falan geliyor. Ben buraya attım mesela. Hem ışık yayıyor hem de burayı soğutuyor. Bu arada bu Utility Columns modunu kullanmanız için şuradaki araştırma var, bak, 2000 puanlık. Bunu yapmanız gerekiyor ki buradaki ışıklar ondan sonra açılıyor. Bu Rimsenal Hair Pack modu oyuna daha fazla saç ekliyor. Ben de böyle oyuna daha çok çeşitlilik ekleyen şeyleri seviyorum. Yani oyunu değiştirmese de görsel olarak farklılaştırıyor. O yüzden bunu aldım. Ve Training modumuz var. Bu mod da bayağı faydalı bir mod. Bu mod sayesinde kolonistlerinizin hem eğlencesini hem de savaşma becerilerini geliştirebiliyorsunuz. Buradan eğlenceye geldiğinizde şu aşağıda gözüküyor bak. Soldaki shooting olanı attığınızda şöyle bir yere atıyorsunuz herhangi bir yere. Kolonist karşısına geçip buraya ateş ediyor durmadan. Ateş ettiği zaman da hem eğlencesi artıyor hem de ateş etme becerisi artıyor. Bunu kurarsanız da gelip yanında bunu yumruklamaya başlıyor. Eğlencesi ve yakın dövüşü gelişiyor. Bunda farklı olarak şöyle bir şey var. Bir kolonistinize geldiniz mesela, eğlencesi düşük.
Normalde kendisi gidip eğlenmeye falan gidiyor. Yani siz elleyemiyorsunuz ama bu modu kurduğunuzda attığınız kum torbası adama sağ tıklayıp kullan dediğinizde oraya gidip onu kullanıyor. Eğlencesini direkt arttırmış oluyorsunuz. Yeteneğini de geliştirmiş oluyorsunuz. Yani birini tutup da hastalıklı gibi dövüştürüp durursanız burada yakın dövüş yeteneği bayağı bir artar. Sonra Tiled Soil modu. Tiled Soil modu bu modda tarım için gerekli olan bir mod. Gördüğünüz gibi benim bütün tarım alanlarımın toprağının rengi böyle farklı bir kahverengi. Onun sebebi de şu araştırmadaki tereyini araştırırsanız eğer size soil ve tiled soil veriyor. Bu mod sayesinde şuradan zemine geliyorsunuz abi. Zemin de size bir soil ekliyor. Bu soil de mesela şuralar taş ya, buraya normalde ekin yapamıyorsunuz. Bu soil'ı çaktığınız zaman gelip burayı şu yandaki gibi toprağa dönüştürüyorlar ve buraya ekin yapabiliyorsunuz. Tiled soil'ı kurarsanız normalde toprağın verimliliği %100 iken bunu kurduğunuz zaman %200'e çıkıyor verimlilik. Ekinlerinizin de büyüme hızını arttırmış oluyorsunuz. Increased Stack modu var. Bu modda da abi normalde oyunda işte deponuzda atıyorum odundan en fazla 75 tane, çelikten 75 tane falan koyabiliyorsunuz. Bu modu yüklediğinizde bu sayı 750'ye çıkarıyor. Normalde oyunu kolaylaştıran bir şey gibi duruyor olabilir ama bu gerekiyor abi. Çünkü belli bir süreden sonra aşırı aşırı fazla kaynağınız oluyor ve onları böyle 75-75 koyduğunuzda artık yer almıyor. Ekstra ekstra odalar atsanız yine almaz yani, o kadar çok oluyor. O yüzden bu mod olmazsa olmaz modlardan birisi. Prepare Carefully modu var. Bu mod sayesinde böyle kolonist seçme ekranına geldiğinizde eğer ki kafanızda bir kolonist varsa ve onu bulmak için böyle rastgeleye basıp basıp durmak istemiyorsanız bu mod var veya farklı şeyler için de kullanabilirsiniz. Şu aşağıdan buna tıklıyorsunuz. Kendi kolonistinizin bütün özelliklerini seçmenizi sağlıyor. Buradan yaşını seçebiliyorsunuz. Saçını falan değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Vücut tipini falan değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, böyle birazcık daha yapılı olsun ya da şişman olsun falan seçebiliyorsunuz. Sağlık sıkıntısı varsa mesela silip ya da bir sağlık sıkıntısı eklemek istiyorsanız ekleyebiliyorsunuz. Özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu çevikmiş, bunu kaldır diyorsun. Buradan istediğini ekliyorsun. Mesela çıplaklıktan hoşlanıyorsun deyip ekleyebiliyorsun. Bütün sıfırdan özelliğini arttırabiliyorsun. Mesela sosyalliği coşsun, bunun 20 olsun ama silah kullanamasın diyebiliyorsun. Ateşlerini verebiliyorsun. Tabi bazı özellikleri kullanamıyorlar. Mesela bu kolonist silah kullanımı, yakın dövüşü araştırması yok. Onun sebebi de çocukluğundaki karakterinden dolayı. Bunları değiştirip de oraları da açabilirsiniz bu arada. İsmini değiştiriyorsunuz. Yeni kolonistler buraya ekleyip böyle oyuna 7-8 kişi başlamanızı sağlıyor. Ve bunları da kaydedebiliyorsunuz. Mesela bunu kaydettin. Sonraki oyunlarında da bunu kullanabiliyorsun. Onun üzerine normal bunların aile ilişkilerini de düzenleyebiliyorsun. Yani kim kimin neyi filan, onları seçebiliyorsun. Oyuna başlarken neyle başlamak istiyorsan da buradan onları seçiyorsun. Normalde mesela oyuna 800 gümüşle başlıyorsun. Buradan onu 1200 yaparsan 1200 ile başlarsın. Şuradan silahlara geliyorsun. Mesela diyorsun ki kardeşim benimki oyunumda roket atarla, kıyamet roket atarla başlasın diyorsun. Buraya geliyor hemen. Veyahut da hayvanları seçiyorsun. Ben oyuna fil ile başlamak istiyorum diyorsun. File tıklıyorsun. Buradan 3 tane fil seçiyorsun. Oyuna 3 fil ile başlıyorsun. Veya yemeğini, silahını, kıyafetini, her şeyini buradan arttırabiliyorsun. Böyle oyuna başlayabiliyorsun. Bunu sağlıyor. Böyle bir mod. Diğer modumuz Doormat. Bu mod sayesinde de şu ufak kapıda gördüğünüz tatlı paspaslardan ekliyor. Onu da şurada çeşitli var. Çeşitliden alıyorsunuz. Normalde oyunun başında halıcılığı araştırmadıysanız deriyle falan yapabiliyorsunuz. Halıcılığı araştırınca da halıyla renkleri değiştirerek atabiliyorsunuz. Bu daha böyle görsel bir güzellik kazandırıyor. Kapılar çiftliyse şöyle ikili de atabiliyorsunuz. Ve burada böyle iki tane robot modu var abi bak. Bu Mist Robots ve Robot Plus Plus, ikisini beraber kurmanız gerekiyor. Bu mod oyunu aslında bayağı bir değiştiren bir mod. Kolaylaştırıyor da diyebilirim. Ama belli bir büyüklüğe eriştiğinizde veya zor duruma düştüğünüz zamanlarda da olmazsa olmaz gibi bir şey. Oyuna robotlar ekliyor. Bu gördüklerinizin hepsi robot. Robotu kendiniz de üretebiliyorsunuz ama üretmek çok çok zor. Araştırmaya geliyorsunuz. Burada robotlar var. Şimdi bu ilk başta bunu araştırıyorsunuz. Daha sonra önünüze 6 tip robot çıkıyor. Bu robotlardan cleaner, yani temizlik robotu var. Bu robotu koyduğunuzda kendisi çalışıyor ve etrafı temizlemeye başlıyor. Oyunun başında temizlikçi ve bu gibi taşıma robotu. İkisinin eksikliği çok hissediliyor abi. Köyde çünkü taşımalar yapılmıyor ve her taraf pis oluyor. Bu robotlardan attığınızda bu robot etrafı temizliyor. Bu da taşıyor. Builder robotu, bu da inşaat yapıyor. Crafter robotu craftlarınızı yapıyor. Bir silah craftlıyor olabilirsiniz veya başka bir zırh craftlıyor olabilirsiniz. Taş yoğuntuyor olabilirsiniz. O işleri yapıyor. Bu sağlık robotumuz sağlık işlerine bakıyor. Birisi hastalandığında tedavi ediyor. Kitchen robotu da yemek yapıyor ve tarım yapıyor. Şimdi bu robotların da levelleri var. Sağ solda gözüktüğü gibi level 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Mesela level 1 crafter robotunun yeteneği 4 olabilir. Level 2, 8, 12, 16, 20 diye gidiyor. Normal kolonist yeteneği gibi. Craft konusunda son seviyeye gelince 20 oluyor yeteneği. Bunları elde etmek kolay.
Çünkü tüccarlardan geliyorlar veya bu gökyüzünden geçen tüccarlardan geliyor. Fiyatları da aşırı olmuyor. 3 olanların filan fiyatı 7.000 gümüş, 5.000 gümüş filan. 5 olanların fiyatı da 14.000, 15.000 gümüş oluyor. Şimdi bunların haricinde her şeyi 20 olan Omnibot diye bir robot var. Şuradaki araştırmaların hepsini yaptığınızda bu açılıyor, bunu basabiliyorsunuz. Bu şu mavi robotlar, Omnibotlar. Bunlar her şeyi yapabiliyorlar ve her şey 20. Tabii belli konulara yoğunlaşmak için tek tek seçmek de güzel olabilir. Şimdi bunları almak kolay dedim. Eğer gümüşünüz varsa alabiliyorsunuz. Basmak çok zor. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla araştırma puanı istiyor abi. Bütün botları açmak için zaten 30 bin istiyor. Gelişmek için, yani bunların ilk başta bunu yaptığınızda level 1'ini atabiliyorsunuz. Bunu araştırınca level 2, level 3, level 4, level 5 kadar böyle gidiyor. Yani sen geldin, Cleaner robotunu araştırdın. Ondan sonra bunu araştırırsan sadece bunun level 1'inden basabilirsin. Bu 2'yi basmanı, 3'ü, 4'ü, 5'i basmanı sağlıyor. Bu kadarla da bitmiyor. Geliyorsun şu çalışma tezgahından. Diyorsun ki bana 5. seviye robot lazım diyorsan, bu 5. seviye robotu yapman için gelen malzeme. Bunun için senden 8 tane gelişmiş bileşen, 200 gümüş, 100 tane altın istiyor ve yanında 40 tane de robot parçasından istiyor abi. Onu da nasıl yapıyorsun? Bir tanesi 50 gümüş, 20 çelik, 2 tane bileşene. Yani bundan 40 tane istiyorsa sen düşün ne kadar gidiyor. Yani bir tane 5. seviye robotu yapmak oldukça zor. Ama eğer 4. seviyeye 5 tane builder robotun varsa bütün madeni, bütün inşaatı onlara bırakabilirsin. Her şeyi yapıyorlar. Ve elektrikle çalışıyorlar. 100 watt elektrik. Bu robot modu birazcık karışık olduğu için böyle anlattım. Yani robotun da altında bir tane tezgah var abi. Bunda boş robot yok şu anda da, şuraya bakayım. Şu mesela, bunu alıp da bir yere koyarsanız orada çalışmaya başlıyor. Kendini gelip şarj ediyor, sonra gidiyor. Elektrikle çalışıyor, 100 watt çekiyor bütün robotlar. Leveli fark etmeksizin. Eğer ki bir kolonistin odasına atarsanız odaya güzellik veriyor. Odanın etkileyiciliğini de arttırıyor. Diğer modumuz RT Fuse. Bu mod sayesinde şu bataryalara bir farklılık getiriyor. Ben bataryalarla hiç oynamadığım için tam olayı çözemedim ama. Onun da araştırması burada. Şurada şöyle. Şimdi bunları yaptığınız zaman bu bataryaların sanırım böyle bir bazen devresi atıyor. Kısa devre falan yapıyor. Bütün bataryaları sıfırlıyor ya. Onu engellemek için. Sanırım şu bir tanesi. Ben burayı yanlış attım yani. Şu bir tanesi 3 tane bataryayı koruyor gibi bir şey olabilir. Kısa devre yaptığında bunun 3 tanesinin yanına atıyorsun. Onu koruyor gibi falan ama kablolar nasıl döşeniyor falan hiç bilmiyorum. O yüzden öyle bir mod. More Floors modu. Bu mod sayesinde de oyuna daha fazla zemin ekleniyor. Normalde oyunun zeminleri işte şu altta gördüğünüz zeminler. More Floors modunu kurduğunuzda çok daha fazla zemin ekleniyor. Çok fazla şekilde zeminler geliyor. Mesela şu bu More Floors moduyla gelen zeminlerden bir tanesi. Şu da öyle mesela. Eğer böyle görsel güzelliği, etrafı değiştirmeye falan önem veriyorsanız bu modu da kullanabilirsiniz. Wall Light. Bu mod sayesinde odanın ortasına böyle lamba atmak istemiyorsanız, çünkü öncekinde lambalar böyle tam ortada duruyordu. Böyle benim güzel özelliğimi bozuyor filan diyorsanız bunları böyle duvara atabiliyorsunuz wall light moduyla. Geliyorsunuz şu duvara, şu duvara iki tane attığınızda ortada aydınlık yapıyor, geçiyor. Hem de etrafta da böyle sırıtmıyor. Mesela ben koridorlarda da duvarlara atıyorum böyle. Her taraf ışıl ışıl oluyor. Ortalıkta bir şeyler gözükmüyor. Tabi yine şurası mesela normalde aydınlanmaz duvarda durduğu için. Onlar için buradan kabloyla çekip de ortaya da atabilirsiniz tabii yer lambasını. Ya da benim gibi şu mod sayesinde bunlardan atabilirsiniz. Görsel olarak daha iyi gözüksün istiyorsanız. Smarter Construction modu. Bu modda şu işe yarıyor. Mesela kolonistlerinize bir yapı yaptırdığınız zaman kendilerini içeriye kilitleyebiliyorlar. Orada hapis kalıyorlar. Gelip siz duvarı yıktırmanız gerekiyor. Yoksa orada kalıyorlar ve görmeyebiliyorsunuz. Sonra artık sinir krizleri, hastalıklar, hastalıklar. Bu modu kurduğunuz zaman kendisi öyle bir durumda kaldı. Genelde kalmıyor. Kaldığı zaman da bir anda hemen öbür tarafına ışınlanı veriyor. O yüzden bu da önemli bir mod. Yoksa böyle hapis mapis kalıyorlar, sizi uğraştırıp sinirlendiriyorlar yani. Ve Hospitality modu. Bu mod da oyunu aslında baya baya güzelleştiren modlardan bir tanesi. Çünkü ziyaretçiler için kalacakları bir yer inşa ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim otelim burası mesela. Normal yatağa tıklıyorsunuz. Burada ziyaretçiler için diye seçeneğe tıklarsanız bu yataklar artık ziyaretçiler için oluyor. Sizin köyünüze ziyarete geldikleri zaman da bu odalarda kalıyorlar. İsterseniz bunların parasını arttırabiliyorsunuz. Mesela 20 gümüş yapabilirsin. Burada kalan kişi 20 gümüşünü bırakabilir. Ama ben bedava yapıyorum, herkes kalsın diye. Bazen fakirler geliyor, onlar kalmıyor. Yerde falan yatıyorlar. Neden bedava yapıyorum? Çünkü eğer ziyaretçiler gelip de senin köyünden memnun kalırsalar onlarla ilişkin artıyor.
İlişkinde 75'i geçtiği zaman dost oluyorsun. Yanına savaşa çağırabiliyorsun. O yüzden bu bayağı güzel bir özellik. Tabi burada seçmeniz gereken bazı şeyler var. Şu aşağıdaki ziyaretçiler kısmına bastığınızda burada serbest dolaşabilecekleri alanı seçebiliyorsunuz. Mesela ev alanında dolaşsınlar diyorsun. Shopping, yani bir şeyler alışveriş yapmak isterseler ev alanından yapsınlar diyorsun. Bunu seçmeniz lazım güzelce. Yoksa gidip de sizin deponuzdan yemek yemiyorlar. O zaman ilişkiniz düşüyor. Aç kaldık, burayı beğenmedik diyorlar. Bu ikisini açın. Bunları açtığınız zaman onlarla arkadaş olabiliyorsunuz filan, eğlenebiliyorsunuz. Öyle bir şeyler oluyor. Şu en alttakini açtım ben. Bunlara yemekleri ücretsiz yaptım. Çünkü aç kaldıklarında ilişkimi düşürüyorlardı. Gelip böyle benim depomdan yemek yiyorlar. Sonra memnun kaldık deyip ilişkileri artıyor. Tabii bunları attığınız odaların da güzel olması lazım. Yani güzel bir odada kalırsalar ilişkinizi yine arttırıyor. Hatta bak şu anda bana bir ziyaretçi gelmedi ama herhangi bir ziyaretçi geldiğinde üstüne tıklayıp da misafir sekmesinden kendi yanınıza da almaya çalışabiliyorsunuz. Tabi bayağı yüklü bir ilişki istiyor abi. 100 ilişki ver, sana katılayım falan diyebiliyor. Ama güzel, bayağı oyunu keyiflendiren modlardan bir tanesi. Medical Tap. Medical Tap modu. Medical Tap aşağıya bir tane seçenek ekliyor. Buradan bütün kolonistlerin durumunu görebiliyorsun. İşte kendini tedavi et falan diye seçebiliyorsun veya hangi ilaçları kullanmalarını istiyorsanız onları falan seçebiliyorsunuz. Böyle daha kullanışlı bir panel ekliyor size. Diğer modumuz Work Tap. Work Tap modu da burayı geliştiriyor abi. Nasıl geliştiriyor? Şu yukarıdaki etrafa doğru açma şeyi var bak, gördünüz. Ona bastığınız zaman bayağı bir uzatıyor. Eğer detay seviyorum ben, bütün detaylarıyla yaptıracağım bunları diyorsanız, bütün şeylerini mesela doktorluğa sadece 1 vermiyorsunuz abi. Burada mesela hastaları beslemeye 1 verip operasyon yapmaya 3 verebiliyorsunuz mesela. Kurtarmaya 1 verip hayvanları tedavi etmeye 5 verebiliyorsunuz mesela. Ona göre değiştirebiliyorsunuz. Bayağı bir, yani detay çalışacağım ben kolonistlerimin üzerinde diyorsanız almanız gereken bir mod. Ve Animal Tap. Animal Tap, yani bu mod bende var ama bu mod oyuna eklenmiş olabilir zaten. Buradan hayvanları görmenizi, şu taraflardan da hayvanları eğitmenizi, geliştirmenizi falan sağlıyor. Sahipleri falan var burada, onları görebiliyorsunuz. Hangi alanlarda kalacaklarını seçebiliyorsunuz. Bu Chickens Efficient Light modunda normalde oyunda bunlar ne kadar elektrik tüketiyor tam hatırlamıyorum. Çünkü ben wall light'ı kullandığım için bunu kullanmıyorum ama ortada duran lambalar var ya, o lambalar atıyorum 100 watt kullanıyorsa bunu kurduğunuzda 50 watt'a 25 watt'a öyle bir şeylere düşüyor. O çünkü gereksiz fazla elektrik tüketiyor ve elektrik belli bir süreden sonra önemli bir hale geldiği için bu modu kurarak onu da azaltabilirsiniz. Yani genel olarak benim kurduğum modlar oyunu kolaylaştıran modlar değil. Ben oyunu zaten zorda oynamayı seviyorum. O yüzden ben bu modları kurduğumda oyun kolaylaşsın istemiyorum. Sadece biraz daha mantıklı hale gelsin diye kuruyorum. Beat Your Prisoners. Bu mod bir mahkum aldığınız zaman o mahkumu dövmenizi sağlıyor. Abi. Mahkumu dövüyorlar ve mahkumun direnci düşüyor. Tamam, ben bunu çok kullanamadım. Ya nereden dövdürtüyorum onu da çözemedim. Yani bazen bir anda gelip dövüyorlar falan böyle. Uzun süredir dövmüyorlar ama anlamadım. Heat Map. Abi bu mod sayesinde de etraftaki sıcaklığı görmenizi sağlıyor. Sağ alt tarafta böyle bir sıcaklık gibi bir işaret var ya bak. Show Heat Map diyor. Buna tıkladığınız zaman etrafı böyle renklendirerek kaç derece olduğunu gösteriyor. Mesela kırmızı alanlar çok sıcak. 39 derece. Mesela 19 derece. 19 derece. Buraları görebiliyorsunuz. Eksi 15. Depon mesela 0 derece. Daha işinizi kolaylaştırıyor. Bu da güzel bir mod. More Faction modu. Bu modu kurmanızı öneriyorum çünkü oyuna çeşitlilik sağlıyor. Yani daha fazla görev geliyor, daha fazla böyle düşman tipi, düşman karakolu, karargahı falan böyle şeyler değişiyor. Onun yanında bir de böyle mesela örnek veriyorum Annual Expo diye bir şey ekliyor. Bu böyle size bir bildirim geliyor. Diyor ki yok işte biz diyor her yıl böyle buluşuruz diğer kolonilerle. Orada ortak işte bilmem sergi mergi bir şeyler yaparız tarzında bir şeydi. Ben hiç gitmedim ama oraya gidiyorsunuz mesela ilişkiniz artıyor. Öyle şeyler oluyor. Ya da mistik şaman diye bir şey geliyor. Belli bir gümüş veriyorsun. Sana bir haritada bir mistik şamanın yerini gösteriyor. O mistik şamanın yanına gittiğinde bir tane kolonistini mistik şamanla konuşturuyorsun. Örnek veriyorum kolonistinde hiç geçmeyen böyle bir beyin hasarı bir şey varsa o mistik şaman onu siliyor. Ondan sonra geri köyüne dönüyorsun. Ama her zaman gelmiyor böyle, nadiren geliyor. Ya da mesela senin bir kolonistine diplomatik bir şekilde evlenmeye teklif ediyorlar. Diyorlar ki işte o biz onunla evlenelim işte seninle ilişkimiz artsın falan diyorlar. Bana geldi hiç kabul etmedim ama öyle şeyler var. Daha çok düşman, korsan falan öyle tipte şeyler de ekliyor. Bunu da çeşitlilik olsun diye kurabilirsiniz. Jewelry modu. Bu mod sayesinde takı, mücevher falan yapabiliyorsunuz ve oyuna yeni madenler ekiliyor. Şimdi araştırma kısmından yukarıda gördüğünüz gibi şurada var jewelry diye. Buradan girip de bu ikisini araştırmanız gerekiyor. Bunlardan ilk araştırma bu takı masasını atmanızı sağlıyor. İkinci de takıları öğreniyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz şurada takı masası şu. Buna gelip buradan tasarı ekle deyip de işte yüzük, küpe,
bilezik, kolye falan yapabiliyorsunuz. Tabii bunlar gördüğünüz gibi altın olanlar ve gümüş olanlar var. Ya altından yapabiliyorsunuz ya gümüşten, ama yanında da o farklı maden dediğim madenlerden yapmanız gerekiyor. Eklediğim madenler de şunlar. Elmas ekliyor, yakut ekliyor ve safir ekliyor. Bunlar normal şöyle madenlermiş gibi gözüküyorlar. Tabii renkleri farklı oluyor. Gelip kazdığınızda bunları elde ediyorsunuz. Bu takılar ne işe yarıyor derseniz, takılarınızı kolonistleriniz giyiyor. Mesela bakın bu Furkan Öztaş giymiş. Bir tane yüzüğü ve bileziği var. Kendilerini daha güzel hissediyorlar ve buraya artı olarak kalıcı bir moral puanı ekliyor. Bak ben de 4 eklemiş mesela. Eğer bir kolye, bir küpe yaparsanız bu 8'e kadar falan gidebilir. Eğer böyle takılarla makalarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız, bunlarla zemin de atabiliyorsunuz. Tabi bunlar çok az bulunuyor. O yüzden zemin harcamak istemeyebilirsiniz veya duvar olarak da atabiliyorsunuz. Buradan seçebiliyorsunuz mesela Diamond duvar deyip buraya elmastan duvar atabilirsiniz. Rim Hut modu. Bu mod sayesinde bir koloniste tıkladığınızda şu sol alt kısımda kolonisti çok detaylı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Hangi alanda gitmesini istediğiniz direkt buradan verebiliyorsunuz. Evin dışına çıkma diyebilirsiniz serbest. Yiyebileceği en iyi yemeği seçebiliyorsunuz. Veya buradan direkt özelliklerini görebiliyorsunuz. Ruh halini, sağlığını, açlığını, eğlencesini görebiliyorsunuz. Bazen özellik geldiği zaman özellikler de burada yazıyor. Mesela 8 gün içinde herhangi bir hayvanı evcilleştirme yeteneği gelirse o da şu kısımda yazıyor. Bu da aslında olmazsa olmaz modlardan birisi. Çünkü çok kolaylaştırıyor arayüz kısmını. Quality Colors modu. Abi bu modu kurduğunuz zaman kalitesine göre rengi değişiyor burada gözüktüğü gibi. Mesela Legendary olursa sarı renkte gözüküyor. Ha bunu da kurun. Bu da ilk başta sanki böyle çok gereksiz bir şeymiş gibi gözüküyor ama bu modu kurup da oynadığınız zaman baya alışıyorsunuz ve göze daha hoş geliyor. Bu CM Color Coded Mood var. Bu modda da kolonistinizin ruh haline göre yukarıdaki göstergede renkleri değişiyor. Mesela çok iyi bir durumdaysa böyle yeşil gözüküyor. Normal durumdaysa böyle. Eğer çok kötü durumdaysa mesela bak arkasındaki bar tamamen bitmiş, kırmızı gözüküyor. Yani direkt yukarıya bakarak kimin hangi durumda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Normal oyunda bu renkler yok abi. Direkt arkada sadece saydam bir şey vardı diye hatırlıyorum. Expanded Prosthetic and Organ Engineering modu. Bu mod sayesinde oyuna çok fazla organ ekleniyor. Tabii bunun için çok sağlam bir araştırma yapmanız lazım, robot modu gibi. İşte buradan böyle başlıyorsunuz araştırmaya. Ve yani gözünden kulak için gereken şeylere, parmaklara kadar kolonistinizin bayağı bir parçasını değiştirmenizi sağlıyor. Bak biyonik omurga falan diyor. Güçlendirilmiş pençe, el. Burada sevinç teli var. Mesela sevinç telini takabiliyorsunuz bu araştırma yaptığınız zaman. Sevinç teli koloniste kalıcı bir artı 30 falan moral puanı ekiliyor. Ama beyninin %20'sini götürüyor yani. Bütün özelliklerinden %20 kısılıyor. Mesela benim taktığım bir tane kolonistim var burada. Gördüğünüz gibi kendisinde eğlence teli diye gözüküyor. Ama ondan götürdüğü şeyler işte böyle. Yani bu görüşü, yemesi, konuşması, çalışması falan %80 oranına kadar falan düşüyor. O yüzden aslında çok da iyi bir şey değil sevinç teli. Ama diğer organlar için yapılabilir. O organları da kendisi şöyle bir masa ekliyor. Buradan yapıyorsunuz. Kolonistiniz aşırı sağlıklı olsun istiyorsanız, her şeyini değiştirecekseniz falan bu modu kullanabilirsiniz. RPG Style Inventory. Bu mod sayesinde kolonistlerinizin ekipmanlarına daha rahat bakabiliyorsunuz çünkü böyle gözüküyor. Normalde oyunda kendisi böyle gözüküyordu. Burada tabi anlamayabiliyorsunuz yani tek tek bakmanız, okumanız gerekiyor. Buna bastığınızdaysa normal böyle 3D RPG oyunlarındaki envanter sistemi var ya, aynı onun gibi gözüküyor. İşte üzerinde kıyafet burada, altındaki pantolonu, zırhı, takıları, silahı, kaskı, her şeyini buradan böyle görebiliyorsunuz. Bayağı güzel oluyor. Smart Turret Covering modu. Bu mod sayesinde normalde oyunda taretleri böyle koyduğunuz zaman işte düşman saldırdığında önüne kum torbası atıyorsunuz. Ama oyunun normal halinde bu kum torbasının tarete karşı bir savunması olmuyor. Yani insanlar kum torbasının arkasına geçince vurulma ihtimalleri düşüyor ama taretler için öyle bir şey olmuyor. Bu modu kurduğunuzda kum torbası artık tareti de koruyor. Taretin de isabet alma ihtimalini düşürüyor ki zaten mantıklı olan bu yani. Bu Replay Stuff modunda da vallahi çok uzun süredir bu modla oynuyorum ama normalde örnek veriyorum odundan bir duvar attınız. O duvarı bir anda arduvaza geçirmek istediğinizde üzerinden böyle arduvazı geçiriyorsunuz. Gidip kendileri onu yıkıp diğerini inşa edip de geçiriyorlar. Oyunun normal halinde nasıl da hatırlamıyorum. Önce yıkmanız gerekiyor falan olabilir oyunun normal halinde. Ben herhalde ilk baştan beri bu modla oynuyorum. Pick up and haul modu. Bu modda da taşımayı kolaylaştırıyor. Kolonistlerin taşımasını. Birden fazla şey taşıyabiliyorlar mesela. Ve birazcık da taşıma konusunda bunlara zeka getiriyor. Önceden çünkü yanından geçip bırakıp başka bir yere falan gidiyorlardı. Bunu da gelip toplu toplu birkaç tanesini toplayıp götürebiliyor. Veya bir şey inşa edilecekse oraya gidip de bırakabiliyor. Kendisi inşa etmeyecek olsa bile.
O yüzden bu modda güzel. No Lazy Doctors abi. Bu modda da bir doktorunuz var mesela. Birisi yaralıyken onu umursamıyor abi. Etrafta takılıyor öyle. Gidiyor uyuyor falan yani. Siz emir verseniz bile. Bunda öyle bir şey yapmıyor. Eğer birisi hastaysa veya kritik bir durumdaysa falan önce oraya gidip bakmaya çalışıyor. O yüzden güzel. Quality Surgeon modu. Bu modda da birisi mesela ameliyat olacak diyelim. Organ morgan takıyorsunuz. Bir şey çıkarıyorsunuz falan. Bu ameliyatı başarılı yapma ihtimali en yüksek doktorluk özelliği kimde varsa o gelip yapıyor. Bu da ona sağlıyor. Yoksa ameliyat masasında falan kalabilir birileri. Ya da gidip de kaynak harcayıp biyonik bacak yapıyorsunuz mesela. Doktor takamadığı zaman biyonik bacak yalan oluyor. Hasta da hastalanmış oluyor. Yani hastane yatağında kalıyor. Valla bu Parmasit modunun ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama bu şey olabilir. Birisi hastalandığı zaman oraya en kaliteli ilaç neyse o kısımda onu kullanmaya gidiyor olabilir. Normalde mesela hastalandı gidip de bitkisel ilaç kullanmıyor. Mesela eğer ağır ağır bir hastalığı varsa en kaliteli ilacı kullanıyor olabilir. Ben de oyunda şu anda öyle. Eğer sizde öyle değilse büyük ihtimal bu mod ona yarıyor. Stabilize modu. Bu mod abi aşırı önemli bir mod. Biri size saldırdı mesela ve kolonistiniz düştü ama hastane yatağı hastane çok uzakta. İlaç milaç da yok yanınızda. Öyle bir şey olduğu zaman abi yere düşen kolonistinize sağ tıklıyorsunuz. Doktorluk özelliği olan biri lazım tabii bunun için. Stabilize et diyorsunuz. Onu da yanına gidiyor. Yaralarını kapatıyor abi. Tabii ki de bir ilaçla ve hastane yatağında yaptığınız tedavi kadar iyi değil. Ama adamın örnek veriyorum 2 saati kalmış. Sen diyorsun ki bunu ben hastane yatağına götürene kadar bu yolda ölür. Buradan stabilize ediyorsun abi böyle yavaş yavaş yarasını kapatıyor. Abi doktorluk özelliği ne kadar iyiyse o kadar iyi kapatıyor. Oradan görüyorsun abi saat, öleceği saat. 6 saat oluyor, 8 saat oluyor, 10 saat. Ondan sonra hastane yatağına götürüyorsun. Aynı şey mesela birileriyle savaştın, düşman yere düştü. Düşmanda iyi özellikleri var, ele geçirmek istiyorsun. Ama sen götürene kadar ölecek mesela hapishanene. Ona da aynı şekilde stabilize edebiliyorsun. Onu da stabilize ediyorsun, ondan sonra götürüp ele geçiriyorsun. Prisoner Harvesting modu. Bu modun getirdiği bir özellik yok aslında, sildiği bir şey var. Yani normalde bir tutsağınız var mesela mahkum. Buna bu sağlıktan gelip operasyon deyip bunun buradan kolunu, bacağını, böbreğini, kalbini falan çıkarabiliyorsunuz. Bunların bir çıkarma sırası var. Eğer böyle bir zalimlik yapacaksanız önce kalbi çıkarmayın, direkt ölür yani. Önce bir böbrek, bir akciğer, sonra kalp yaparsanız 3 tane şey elde etmiş olabilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman kolonistleriniz diyor ki işte vay efendim biz kötü insanlarız da mahkuma niye öyle yaptık falan deyip eksi moral yiyorlar. Bu mod bunu engelliyor. Bu modda diyorlar ki o bir mahkumdu, o bize saldırdı, o kötü biriydi, o yüzden bunu hak etti falan gibi bir şey oluyor. Eksi yemelerini engelliyor. Where is my weapon? Kolonistleriniz birileriyle çatıştığı zaman bazen düşüyorlar, yaralanıyorlar. Yanında silahlarını da, üstünde yemek varsa onları falan da düşürüyorlar. Böyle bir durumda gidip sen adamı kurtarıyorsun, ondan sonra o kalkıyor, hayatına devam ediyor. Sonra başka bir saldırı geliyor, bir bakıyorsun herifin silahı yok. Niye? Çünkü o düştüğü zaman almamış. Bu modu kurduğunuzda ayağa kalkıyor ve diyor ki benim silahım nerede lan diyor. Gidiyor kendi silahını tekrar kuşanıyor. Infused modu. Bu modda yaptığınız itemlere rastgele bazen özellik ekleyebiliyor. Örnek veriyorum, bir tane silah yaptınız. O silah böyle rastgele diyebilir ki mesela bu silahın canı normalden işte %18 daha fazla olsun. Hasarı %20 daha fazla olsun. Böyle rastgele bazı şeylere özellik ekliyor, geçiyor. Değeri meğerini arttırabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Canını arttırıyor. Med Skills modu. Bu modda şu işe yarıyor. Kolonistlerinizin özelliği var. Örnek veriyorum, kazı özelliği 16 mesela kolonistinizin. Ama belli bir süre kazacak bir şeyiniz yok ve kazdırmıyorsunuz. İnşaata gidiyor, ne bileyim araştırmaya gidiyor, savaşa gidiyor. Kazı özelliğini kullanmadığı için abi bu özelliği durmadan düşüyor. Kolonistinizin. Kullanmadıkları özellikler düşüp duruyor normal oyunda. Bu özelliklerin azalma oranını düşürüyor abi. Tabii bunun farklı şeyleri vardı yani. Eğer çarpı ateşi varsa ona göre daha az düşürüyor. Ne bileyim işte çok yükseldiyse ona göre daha fazla düşürüyor falan. Ona öyle bir denge kurmuş. Yani daha mantıklı hale gelmiş. Bunu da kurabilirsiniz. Bu kamp kurma modu. Bu modda da kervan oluşturdunuz mesela. Kervan bir yerden bir yere giderken kervanın üstüne tıkladığınızda altında kamp kur diye bir mod çıkıyor. Ona basarsanız eğer oraya kamp olarak kuruluyorlar. Yani böyle normal harita kadar büyük bir harita olmuyor. Ufak bir harita oluyor ama orada işte etrafta onları görebiliyorsunuz. Emirler memirler bir şeyler verebiliyorsunuz. Bu mesela benim kendi oynadığım oyunda işe yaramıştı. Çünkü benim kampımın yemeği bitmişti. Çok ağırlıkları vardı. O yüzden baktım ölecekler yani, canları falan gidiyor. Hepsi psikoz durumuna falan giriyor. Orada hemen kamp kur dedim. Bir yere bunları kurdurttum. Etraftaki ahududları falan toplayıp kendi kolonimden oraya yemek götürmüştüm. Bu işime yaramıştı benim. Trading Spot. Bu mod sayesinde oyuna bu çeşitliden şu Trading Spot diye bir şey ekliyorsunuz. Bunu ben geldim mesela, diyelim ki şuraya kurdum. Artık benimle ticaret yapmak isteyen kervanlar, tüccarlar geldiği zaman bu bölgede bekliyorlar. Normalde rastgele bekliyorlar. Tabii bunu kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, savunmanız şu kısımdadır. Köyünüzde bu kısımda yapmışsınızdır. Kervan noktasını tam şu ortaya atarsınız. Bir düşman size saldırdığında direkt kervanla karşılaşır, kervanla savaşır. Ya da tek bir savunma noktanız vardır. Ekstra kervanı da oraya atarsınız.
tüccarların duracağı noktayı. Saldırı geldiği anda tüccar da varsa o sırada tüccar sizin için savaşır. Abi Don't Block Door diye bir mod var. Bunun da bir atölye sayfasına gidelim. Burada bir görseli var çünkü aynen bak bu. Mesela böyle bir depo alanı belirlediniz. Depo alanında fazla gelen bir şey olduğu zaman otomatik şu soldaki gibi abi kapının önüne koyuyorlar. Kapının önüne koyulduğu zaman da kapı kapanmıyor. Burayı eğer bir buzdolabı olarak kullanıyorsanız kapı açık kaldığı için içeriye sıcak hava falan doluyor. O bunu engelliyor abi, yani buraya koymuyorlar. Buradan dışarı falan çıkıveriyor ya da oraya bırakmıyorlar yani. Menden Recycle modu. Bu modu ben sonradan kurdum oyunuma. Yani ilk başlarda oynadığım oyunlarda kullanmıyordum. Daha sonradan kullanmaya başladım ve olmazsa olmaz modlardan biri diyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi bu silahlarınız, üzerinizde giydiğiniz kıyafetleriniz falan zamanla eskiyor. Ve %50'nin altına düşünce kolonistleriniz o kıyafeti değiştirmek istiyor. Eskimiş kıyafetim var diyorlar. Bu modda bu eskiyen kıyafetleri ve silahları tamir eden bir mod. Bunu nasıl yapıyoruz? Araştırmaya geliyoruz. Ana araştırmalarda şurada Mending yazıyor. Bak. Bunu araştırdığınız zaman size şöyle bir masa veriyor. Bu masa sayesinde gelip buradan neyi onarmasını istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Mesela bu aşağıdaki silahları onarıyor. Ateş silahları. Bu altındaki kılıçları mılıçları onarıyor. Bu zırhları falan onarıyor. Bu da normal kıyafetleri onarıyor. Bunu nasıl kullanıyorsunuz peki? Yani bunu bir otomasyona dökebiliyorsunuz. Bir daha kıyafetle ilgili kafanız rahat oluyor. Ha, bunu yapmak için bir de tabii şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Şu olmadan bunu yapmıyorlar. Bunu da terzi masasından yapıyorsunuz onu da. Şuradan geliyorsunuz. Terzi masasından buna yapıyorsunuz. Bu artık böyle alet çantası gibi bir şey mi? Herhalde öyle bir şey. Onu da kullanmıyorlar. Yani bunu alıp da gidip yaptıklarını görmedim. Ama bulunması gerekiyor. Bunu nasıl bir otomasyona döküyorsunuz? Şöyle. Atamalara geliyorsunuz. Burada kıyafetler var bak. Kıyafetleri düzenle diyorsunuz ve şurada sağlık puanı var. Sağlık puanını %50 ile 100 arasına getirirseniz sadece 50 ile 100 olan kıyafetleri giyiyorlar. 49 olan kıyafetleri getirip de böyle bir terzi odanız varsa gelip bunun içine atıyorlar. O zaman siz de buradan gelip de diyorsunuz ki örnek veriyorum kıyafetleri sonsuza kadar düzelt diyorsunuz. Kendisi 49 olan kıyafetini gelip buraya atıyor. Hemen başka birisi gelip de sonsuza kadar düzelt dediğiniz için depoda kıyafeti düzeltip geri koyuyor. O adam da gelip tekrar kıyafetini giyiyor ve kıyafeti yenilenmiş oluyor. Bunun için örnek veriyorum 10 tane kolonistiniz varsa 13 tane şeytan ipliğinden tişört yaptınız mesela. 3 tane sizde fazlalık duruyor. Canı düşen gelip sağlam olanı giyip gidiyor. Başka birisi de gelip onun düşürdüğünü tamir edip koyuyor. Yani burada her zaman 3 tane sağlam tişört olmuş oluyor. Ve kimsenin de kıyafet ihtiyacı eskidi diye ağlamıyor. Aynısını silahlarda da yapabiliyorsunuz. Zırhlarda da yapabiliyorsunuz. Silahlar ölmesin veya canı fullensin istiyorsanız yapabilirsiniz. Canını fullediğinizde satarken de daha iyi paraya satılıyor. Craftable Plastel modu. Bu mod sayesinde plaçelik yapabiliyorsunuz. Normalde şöyle maden olarak bulmanız veya tüccarlardan aşırı pahalıya alıp kazıklanmanız gerekiyor. Onun yerine geliyorsunuz buradan işleme tezgahından diyorsunuz ki ben plaçelik yapacağım kardeş. 125 çelik ve 10 tane yakıta 25 plaçelik yapıyor. Veya 500 çelik 40 yakıt verirseniz 110 tane yapıyor böyle kampanya varmış gibi. Çeliği normal yine madenden bulmanız gerekiyor. Yakıtı da bilmiyorsanız eğer şu biyo yakıt rafinerisinden odun veya işte mısır karşılığında filan yakıta dönüştürüyorsunuz. Plaçeliğe çok ihtiyacınız varsa veya benim aşırı çeliğim var kardeşim filan diyorsanız buradan plaçeliğe basabilirsiniz. Conduit Deconstruct modu. Vallahi bu modu ben kurduğumu hatırlamıyorum ama kurmuşum. Ve sanırım güç kısmından şuna yarıyormuş. Şöyle direkt kabloların hepsini yıkmamıza sağlıyormuş. Şöyle yaptığımız zaman yani bir anda yıkabiliyormuşuz. Bu normal oyunda nasıldı hiç hatırlamıyorum. Normal oyunda gözükmüyor muydu böyle? Tek tek seçmemiz mi gerekiyordu yık dediğimiz zaman? Duvarı mı yıkıyor önce yani? Ha bu normal oyunda yıka bastığımız zaman görmüyor muyduk şeyleri? Ha böyle götürmemiz gerekiyor, böyle görebiliyoruz. Bu mod sayesinde buna bastığımızda kabloları da görüp öyle yıkabiliyoruz. Ha baya kullanışlı modmuş lan. Bu Rim Fridge modu oyuna buzdolabı ekliyor. Buzdolabı atabiliyorsunuz. Buzdolabının içine de işte itemlerinizi belirliyorsunuz normal depo gibi ama bozulmuyorlar. Statue of Colonist modu. Bu mod sayesinde kolonistlerinizin heykelini yapabiliyorsunuz. Size çok büyük katkıları sağlamış, unutulmaz olmasını istediğiniz bir kolonistiniz varsa onun heykelini yapmanızı sağlıyor. Ama hiç kurcalamadım. Yani şunlar sanırım kolonistlerin heykelinin yapıldığı modlar. Ama buna bastığımızda mesela detaylardan nereden seçiyoruz özelliklerini bilmiyorum. Yani hangi kolonistim olsun bu falan. Nasıl yapılıyor onun hakkında bir fikrim yok. Eğer kurcalarsanız öğrenebilirsiniz. Şöyle kolonistinizin heykelini yapıp şu ortaya atabilirsiniz mesela. Daha sonra öldüyse orada durur yani. Bu Humanoid Alien modu vardı abi. Bu modda da işte mavi, yeşil falan böyle ten renkleri, farklı ırklar, farklı uzaylı canlılar falan ekleyecekti. Ben bu modu kurdum ama daha karşıma öyle bir canlı türü falan çıkmadı. Kendi adamlarımdan da mavi renkli falan biri çıkmadı. O yüzden bilemiyorum belki
farklı amaçla kullanılan bir moddur. Bu Recibe Icons modu. Bu mod da bayağı kullanışlı bir mod. Bu mod sayesinde bir şey craftlayacağınızda craftlamak için ne gerektiğini falan gösteriyor. Silah üretelim diyelim mesela. Silaha tıkladığım zaman örnek veriyorum. Bir tane yara otomatik pompalı yapacağım. Bunun üzerine geldiğimde böyle bana gösteriyor. Diyor ki 70 çelik 5 bileşen gerekiyor. Bir tane SMG yapacağım mesela. 75 çelik 4 bileşen ister diyor. AK için diyor 60 çelik ama 7 bileşen. Yani bunun hepsini de gösteriyor. Tabii bunun ne istediği net, belli. Örnek veriyorum, şuradaki kasklardan birisini yapacağım. Bu kaskın üzerine geldiğimde bak 4 bileşen 10 tane pıla çelik diyor. Ve de 40 tane şu aşağıdaki kaynaklardan herhangi birisi diyor. Yani gümüş de olur diyor, altın da olur, pıla çelik, çelik de, uranyum da olur diyor. Onların herhangi birisinden 40 tane varsa yaparım diye onu da gösteriyor. Bayağı kullanışlı bir mod. Trade UI Revised modu. Bu mod sayesinde de normal ticaret yaptığınız zaman sizin ürünleriniz sol tarafta, satıcının ürünleri de sağ tarafta gözüküyor. Ticaret ekranı var ya abi, ticaret ekranını biraz değiştiren bir mod. Vanilla Books Expanded modu. Bu mod sayesinde kitaplar ekleniyor oyuna. Bunları tüccarlardan falan alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, cooking kitabı aldınız diyelim. O kitabı birisine diyorsunuz ki git oku diyorsunuz. Kendisi alıyor, bir tane koltuk buluyor, oraya oturup okuyor. Okudukça da yemek pişirme yeteneği artıyor abi. Öğreniyor yani. Gidip ona eğer inşaat kitabı verirseniz de onu okudukça inşaat skill'i artıyor. Bir şeyleri yaptırmadan da kitap sayesinde öğretebiliyorsunuz. Normalde yemek pişirecek adama yemek pişirtmen lazım ki öğrensin. Onun yerine oturtuyorsun mesela, yemek pişirme kitabını öğrete öğrete 6'yı 7'yi geçirtiyorsun. Daha güzel yemekler yaptırtabiliyorsun. Run and Gun modu. Bu mod sayesinde koşarken ateş edebiliyorsunuz. Normalde oyunda durmanız gerekiyor. Bunda koşarken, düşmanı takip ederken ateş edebiliyorsun veya düşmandan geriye doğru kaçarken ateş edebiliyorsun. Böyle güzel bir avantajı var ama bir dezavantajı da şu: düşman da koşarken ateş edebiliyor. Ve karşınızda mesela bir düşman grubu geldi, o grubu tokatladınız. Ondan sonra onlar kaçmaya başlıyorlar. Sen de tabii doğal olarak arkalarından gidip sıkıyorsun onlara. Çünkü düşürebilirsin bazılarını, yaralayabilirsin yani. Onlar da ama kaçarken ateş ettiği için seni öldürebiliyorlar ya da yaralayabiliyorlar yani. Normalde öyle bir şey olmadığı için arkasına bakmadan koşa koşa gidiyorlardı. Sen de birazcık yaklaşıp durup ateş ediyordun filan. Ama ben bu modu sevdim. Biraz tehlikeli ama koşarken sıkmak daha iyi oluyor. Sana sıkan düşmanlara karşı değil de mesela hayvanlara karşı durman gerekmiyor ya. Bir hayvan üzerine gelirken sen geri geri yürürken ateş edebiliyorsun o hayvana. Orada filan bayağı işe yarıyor. Bu mod sayesinde oyuna daha fazla gemi parçası ekliyor. Normalde sadece böyle yeşil bir gemi parçası var ya, uzaydan düşüyor bazen, onu kırdığınız zaman içinden itemler düşüyor. Bunda daha fazla çeşit ekliyor. Her rengin de içinde farklı itemler var. Örnek veriyorum, kırmızıyı kırdığınızda abi içinden 10 tane bileşen 100 tane çelik çıkıyor. Yeşili kırdığınızda bu sefer içinden 20 pıla çelik 100 çelik çıkıyor. Maviyi kırdığında mesela içinden 5 tane altın çıkıyor falan, böyle farklı farklı her renge göre içinde itemler var. Vallahi bu modun ne olduğunu unuttum. Açıklamasını okuduğumda da yine anlamadım yani. Ama savaş mantığını falan daha iyi bir hale getiren bir mod vardı. Bu belki o olabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Ya da oyunun kodlarını falan düzelten bir şey olabilir yani. Oyunu daha stabil bir hale getiren bir şey olabilir. O yüzden geçiyorum bunu. Bunlar daha fazla hayvan ekliyor. Böyle gördüğünüz gibi farklı iklim koşullarına gidebiliyorsunuz ya, mesela ılıman, çöl. Onlara göre yeni yeni hayvanlar getiriyor. Mesela goril var abi. Ben gorili aldım, evcilleştirdim. Taşıma falan yaptırıyorum. Bir tane kaplanım da var. Kanguruyu falan gördüm. Bunları öldürünce bunların da kendi bazen derileri, merileri, etleri falan değişebiliyor. Deve var mesela, taşımacılık yapıyor. Doors Expanded modu. Bu mod sayesinde oyuna yeni kapılar ekleniyor. Bunu da araştırarak yapabiliyorsunuz. Şuradaki. Bak, normal böyle kapılar ekliyor. Veyahut da büyük böyle bar kapıları var ya, cowboy zamanlarında. Ondaki tarzda bir kapı yapıyor. Ben bunu araştırdım mesela. Bu hapishane kapısı. Şöyle çelikten gözüken bir hapishane kapısı yapıyor. Tabii araştırdığınız zaman ileride böyle mekanik, devasa gözüken sığınak kapısı gibi böyle kapılar falan da yapabiliyorsunuz. Plants Expanded modu var. Bu da daha fazla şey ekmenizi sağlıyor. Çiçek mi çek? O tarz şeyler ekmenizi sağlıyor. Remuneration Clothing modu abi. Bu mod gerçekten çok güzel bir mod. Ben bu modu çok seviyorum. Çünkü bu mod oyuna çok fazla yeni zırh, kıyafet falan ekliyor. Ve ben böyle kolonistlerimin değişik değişik kıyafetlerinin olduğunu görmeyi seviyorum. Önceden zırhlar nasıldı? Tek tip çelik yelek. İşte çelik yelek pantolonu ya da ceketi falan vardı çelik yeleğin. Bu mod sayesinde geliyorsunuz buraya. Gördüğünüz gibi bir sürü çelik yelek ekliyor. Hepsinin böyle renkleri farklı. Çoğunun da özelliği birbirinden farklı, seçebiliyorsunuz. Bazıları siyah, bazıları beyaz, yeşil. Kasklar da aynı şekilde. Mesela Star Wars kaskı gibi kask var. Normal askeri miğferler var. Beyaz olan falan var böyle. Üzerinde antenli mantenli olanlar, kulaklıklı olanlar şeyler var. Ya da şuradaki şu böyle sanki
polis şeyler olur ya, şey kuvvet. Onlar gibi bir set yapabilirsin yani şu ikisinden. Ya da şu Juggernaut zırhı. Bunları falan vermek hoşuma gidiyor. Hatta bende şu anda kullanan varsa. Örnek vereyim bak, bu kolonistimin kaskı mesela. Bu moddan gelen bir kask. Ya da mesela bu kolonistimin üzerindeki zırh kaskı falan da bu mod sayesinde geldi. Mesela bu kolonistimin üzerinde gaz maskesi var. Onu kurduğunuz zaman da etraf mesela bazen toksit gaz geliyor ya. Onu filan engelliyor. Bu kolonistim mesela. Yani oyuna çok daha güzel şeyler ekliyor. Hatta böyle atkı filan ekliyor. Gözlük ekliyor. Ve çanta ekliyor. O yüzden zaten ilk bu modu kurduğunuzda size gelen kervanları göreceksiniz. Böyle çantalı, atkılı, güneş gözlüklü böyle cool cool adamlar geliyor. Bu çantalarda ne işe yarıyor? Çantaları da terzi masasından yapıyorsunuz. Terzi masasına da ekliyor mesela. Yelek ekliyor. Daha fazla yük taşımasını sağlıyor. Çanta ekliyor. Çantayı da sırtına takıyor. Normalde bir kolonist 25 kilo taşıyorsa çanta sayesinde 60-70 kilo taşıyabiliyor. Hem normal ortadan daha fazla item taşıyabiliyor. Biliyor. Hem de kervan olduğunda daha çok şey taşıyor. Buraya da çok fazla kıyafet getiriyor böyle farklı farklı. Gaz maskeleri getiriyor, kar maskesi getiriyor. Birçok şey getiriyor. Bu da güzel bir mod. Vegetable Garden modu. Bu mod sayesinde oyuna işte daha fazla ekebileceğiniz şey ekleniyor. Muz falan geliyor böyle. Şeftal, meftal bir şeyler geliyor. Sonra bambu falan ekleniyor ki bambu güzel abi. Çünkü bambu odunun yerine geçiyor. Onu ekebiliyorsunuz ama mesela ağaç ektiğinizde büyümesi çok uzun sürüyor. Bambunuzsa normal bitkiler gibi hızlıca büyüyor. Onu odunun yerine kullanabiliyorsunuz. Bambudan sandalye atabiliyorsunuz. Odunlu jeneratörünüz varsa içine bambu atabiliyorsunuz falan böyle. Odunun yerine geçen ama daha hızlı büyüyen bir şey gibi. Vanilla Weapon Expanded modu. Kıyafet modu olduğu gibi bir de yeni silahlar ekleyen bir mod var. Bu modu da araştırma ekranına geliyorsunuz. Buradan araştırıyorsunuz. Crossbow falan getirmiş mesela. Ya da böyle kurmalı silahlar var ya, onlardan getiriyor. Tabi 1890'ların tüfekleri falan gibi. Daha fazla balta, kılıç, bıçak gibi şeyler ekliyor. Çürek falan var. Ateş silahı var. Yani denemedim ama. Toksit bombası, flash bombası, smoke bombası eklemiş yeni. Bu antimateryal diye mesela bir tane keskin nişancı tüfeği var. Çok daha fazla vuran. Bomba atar var. Kıyamet roket atarını buradan basabiliyorsunuz artık. AK'yi falan eklemiş. Şu CS'deki 4-3'ü falan eklemiş. Ve de normal araştırmalardan da şu enerji silahına geçtiğinizde bunlar yoktu diye hatırlıyorum. Şu Charge LMG, Minigun, Charge Pistol bunlar falan ekliyor. Bunlar da daha güzel böyle gözüken ışıklı mışıklı daha iyi vuran silahlar. Çok geliştiğinizde bunlara geçebilirsiniz. Abi Fields Vanishes with Rain and Time diye bir mod var. Bu mod sayesinde de yağmur yağdığı zaman görselde gözüktüğü gibi yerdeki pislikleri yağmur suyu alıp götürüyor. Oraları temizliyor yani. Bu kamera plus modu. Bu mod sayesinde çok daha yakına inebiliyorsunuz kamerada. Çok daha uzağa gidebiliyorsunuz. Böyle çok uzaklaşıp köyünüzü ta yukarıdan şöyle bir gözlemleyebiliyorsunuz. Veya bir kolonistinizi böyle çok çok yakınlaştırıp da kolonistinize bakabiliyorsunuz. Realistic Room modu. Oyun normalde 5x5 odalar istiyor. Ortalama büyüklükte olması için. Herhangi bir odanın üzerine gelip G'ye basarsanız böyle odanın özelliklerini gösterir. Burada ferahlık var bak. Orada ortalama büyüklükte yazıyor. Onun olması için normal oyunda odanın 5x5 olması gerekiyor. 5x5'ten 20 tane oda atarsanız bayağı bir alan kaplıyor. Bu mod sayesinde 4x4'te de ortalama büyüklükte diyor. Sizin büyük bir alandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Öyle güzel bir mod. Trade Ship No Matter What. Bu modda iletişim paneli kurduğunuz zaman oradan gökyüzünden geçen toptancılarla, egzotik mal tüccarlarla iletişime geçebiliyorsunuz ya. Bu modu kurduğunuzda gökyüzünden geçen tüccar sayısını arttırıyor. Ve itemlerinizi satmanız ya da yeni item almanız falan daha da kolaylaşıyor. Bu mod da güzel bir mod. Evet abi, modlarımız bu kadardı. Daha bahsetmediğim modlar var. Çünkü kendi serimde kullanmadığım ama daha sonradan gördüğüm, ulan belki kullanırsam güzel olabilir dediğim ama denemediğim modlar var. Mesela şu anda bana bir arkadaşın söylediği bir mod var. Ona bakacağım. O mod sayesinde işte insanları mutasyona uğratabiliyormuşuz yani. Atıyorum atın bacağını insana falan takabiliyormuşuz böyle. Garip grup şeyler yapabiliyormuşuz. O moda kesinlikle bakacağım. Veya başka bir mod var mesela. Haritada sizinle beraber farklı koloniler var ama siz gelişiyorsunuz durmadan. O koloniler aynı yerde kalıyor. O kolonilerin de gelişmesini sağlıyor. Yani bir düşmanınız var mesela. Elinde okla, götünde yaprakla geliyor. Oyun ilerledikçe o da mesela silah üretmeye başlıyor. O da güçleniyor mesela. Daha fazla taret modu var. Oyunu böyle orta çağa götüren, ateşli silahları ortadan kaldıran, ortaçağ mobilyalarıyla, silahlarıyla oynadığınız bir mod filan vardı. Ve abi bu modları kurmak için eğer oyunu Steam'den değil de örnek veriyorum Epic'ten oynuyorsanız, Epic'te bildiğim kadarıyla mod indirme diye bir şey yoktu. Eğer interneti Steam mod downloader yazarsanız oradan Steam atölyesindeki linki kopyalayıp modu bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Oradan işte mod klasörünü atarsınız Epic'çiler. Öyle de modları kendiniz elle yükleyebilirsiniz.
Ben şu anda kullandığım modların Steam'den bir paketini yapmaya çalışacağım. Yaptığım zaman bu videonun altına açıklamalara da eklerim. Eğer sizin de bildiğiniz oyunu değiştiren, oyunu keyiflendiren ya da ufak detayları olan ya da böyle bambaşka yani bu mutasyon modu gibi o tarzda modlar biliyorsanız onları yazarsanız altına da açıklarsınız şu şu işe yarıyor diye sevinirim. Diğer insanlar da görmüş olur. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.